Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 1 Maddenin Özellikleri ve Ölçümü ile devam ediyorum. Anlamlı rakamlarla devam ediyoruz ve anlamlı rakamlarla ilgili 5. videomuz bugün sizlere anlamlı rakamlarda çarpma ve bölmeyi anlatacağım. Şimdi çarpma ve bölme yaptığımızda her ikisinde de aynı kural geçerli. Nedir bu kural? Sonuç en az sayıda anlamlı rakam içeren kadar anlamlı rakam içermeli. Yani mesela 5,8 çarpı 4. Öncelikle bu iki sayıyı hesap makinesinde çarpıyoruz. 23,2 çıkar. Şimdi birinci sayımız 1, iki anlamlı. İkinci sayımız da 1 anlamlı. En az sayıda anlamlı rakam içeren bu. Yani 1. O zaman sonucu da 1 anlamlı ifade etmeliyiz. Bir anlamlı yazarken de ne yapıyoruz? En baştaki sayıyı sadece alabiliyoruz. 2, en baştaki sayıyı alırken yanındaki sayıya bakıyorum tabii ki. 5'ten küçük olduğu için 2 aynen 2 olarak kaldı, bir artmadı. 2'yi aldım. Sonra virgüle kadar bir tane sayı daha var. Bunun yerine de 0 yazdım. Böylece sonuç 20 oldu ve 20 sayısı kaç anlamlıdır? 1 anlamlıdır. Bu sondaki 0 anlamlı değildir. Bunun yerine şöyle de yazabilirdim bu sayıyı nasıl ifade edebilirdim? 2 çarpı 10 üzeri 1 yazdığımda da bu ikisi aynı şey demek. Burada da kaç anlamlıdır bu sayı? Şu üstel kısmı görmüyoruz. Buraya baktığımızda 2 yine bir anlamlı bir sayıdır. 20 veya 2 çarpı 10 üzeri 1 ikisi de aynı şey demek fark etmez. Şimdi devam edelim diğer örneklerimizle. 276 çarpı 19. Yine hesap makinesinde bu işlemi yaptığımda 5244 olarak sonucu bulurum. Şimdi anlamlı rakamla nasıl ifade edeceğiz? Birinci sayımız kaç anlamlı? 1, 2, 3, 3 anlamlı. ikinci sayımız 1, 2, 2 anlamlı. O zaman sonuç kaç anlamlı olmalı? En az sayıda anlamlı rakam içeren kadar yani 2. Sonucumuzu 2 anlamlı ifade etmeliyiz. O zaman birinci ve ikinci sayıları alıyorum. Yani 5 ve 2'yi alacağım. 2'yi alırken yanındaki sayıya baktım. 4 olduğu için 2 aynen kaldı, 1 artmadı. Şimdi bu geri kalan 2'den sonraki bu 2 basamak için 1 2 0 ekledim. 2 tane 0 ekledim ve 5200 oldu bu sayı. Anlamlı rakamla ifade ettiğimizde 5200 sayısı kaç anlamlıdır? 2 anlamlıdır. Sondaki sıfırlar anlamlı değildir. 5200 sayısını nasıl yazabilirdim? Üstel şekilde. 5,2 çarpı 10 üzeri şimdi virgülü buraya koyacağım için virgülden sonra 1, 2, 3 basamak olduğu için bu da 10 üzeri 3 demektir. Devam edelim örneklerimize. Şimdi 7,28 sayısıyla 3,5'i çarparsak anlamlı rakamda bunu nasıl ifade ederiz? Hesap makinesiyle çarptığımda sonuç 25,48 çıkar. Birinci sayım 1, 2, 3 anlamlı. ikinci sayım 1, 2 anlamlı rakam içermekte. O zaman sonucum da 2 anlamlı rakam içermeli. Bu durumda birinci ve ikinci sayıları aldım. Yeri 2 ve 5. 5 aynen kaldı çünkü yanındaki sayı 4. 5'ten küçük olduğu için bir artmasına sebep olmadı. 25 olarak sonucumu buldum. 25 sayısı 1, 2 anlamlıdır. Ulaşmak istediğim sonuçta zaten iki anlamlı olmasıydı. Şimdi devam edelim. 9,125 çarpı 16,186. Hesap makinesinde bu iki sayıyı çarptığımda 147,69,725 olarak bulurum sonucu. Şimdi anlamlı rakamla nasıl ifade ederim bunu? Birinci sayıya bakıyorum. 1, 2, 3, 4 anlamlı rakam içermekte. İkinci sayım 1, 2, 3, 4, 5. 5 anlamlı rakam içermekte. O zaman sonucum kaç anlamlı rakam içermeli? Az olan kadar yani 4 anlamlı rakam içermeli. Bu durumda hangi sayıları alıyorum? 1, 2, 3 ve 4. sayıları. 1, 4, 7, 6'yı yazarken 6'nın yanındaki sayıya baktım. 5 ve 5'ten büyük olduğu için ne olacak? 6, 1 artacak ve 7 olacak. 147, 7 benim cevabım. 1, 2, 3, 4 anlamlı rakam içermekte bu sayı. Diğer örneğimizde şöyle. 3000 çarpı 7,18. Hesap makinesiyle çarptığımızda 21.540 olarak buluruz sonucu. Şimdi 3000 sayısı kaç anlamlıdır? 1 anlamlı rakam içerir. 7,18'de 1, 2, 3 anlamlı rakam içerir. O zaman sonuç bir tane anlamlı rakam içermeli. O zaman baştaki sayı sadece alabiliyoruz. 2 yanındaki sayı 1 olduğu için 2 2 olarak kalır. 1 artmaz. Sonra 1 2 3 4 tanesi için ne yazacağım? 4 tane 0 yazacağım. Böylece 20.000 olarak yazdım anlamlı rakamlı sonucu. Kaç tane anlamlı rakam içermekte? Sadece 2 burada anlamlı. Sondaki sıfırlar anlamsız olduğu için bir anlamlı rakam içermekte. Üstel olarak yazmak istersen ben bu sayıyı 2 çarpı 2. 2'den sonra 1, 2, 3, 4, 0 olduğu için 10 üzeri 4 olarak yazmış olurum. Şimdi geldik bölmeye. Bölmede de çarpmayla aynı kurallar geçerli. Yani 300,7 sayısını 3,7'ye bölelim. Hesap makinesinde öncelikle işlemi yapıyoruz. 81, 81, 27 0 2 7 0 2 7 0, 3 şeklinde sonucu buluruz. Şimdi bu sonucu kaç anlamlı rakamla ifade edeceğim. Bunun için böldüğüm sayılara bakıyorum. 1 2 3 4 anlamlıdır bu sayı. 1 2 anlamlıdır bu sayı. Az sayıda anlamlı rakam içeren kadar sonuçta anlamlı rakam içermeli. Yani sonucumuz 2 anlamlı rakam içermeli. O zaman 1 ve 2. sayıları alabilirim. 8 ve 1. Bir. 1'i yazarken yanındaki sayıya baktım. 2 olduğu için bir arttırmadım. Yani 1 olarak kaldı. Böylece sonucum 81'dir ve 81 iki anlamlı rakam içerir. Devam edelim. 576,25 bölü 12,4 dediğimde yine bunu hesap makinesiyle böldüğümde sonucu 46,47 17 74, 1, 9, 3, 5 olarak buldum. Şimdi bakıyorum. Birinci sayım 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 anlamlı. İkinci sayım 1, 2, 3, 3 anlamlı. O zaman sonucum da 3 anlamlı olmalı. O zaman 1, 2 ve 3. sayıları alabilirim. 4, 6, 7. Şuradaki 4'ü alırken yanındaki sayıya baktım 7. Bu sebeple 4'ü 1 artırarak yazarım. 46, 5 olarak bulurum. Sonucu ve 3 anlamlıdır bu sayı. Devam edelim. 3 milyon 500 bin. 3 milyon 500 bin bölü 5 virgül 185. Sonucu bölme işlemini hesap makinesinde yaptığımda 675 bin 024 virgül 1 08 0, 0, 385 olarak buldum. Anlamlı rakamda bunu nasıl ifade edeceğim? Birinci sayıma baktım. 1, 2 anlamlı değil mi? Bu sondaki sıfırlar anlamsız. İkinci sayım 1, 2, 3, 4 anlamlı. O zaman sonucum az anlamlı rakam içeren kadar. Yani 2 anlamlı rakam içermeli. O zaman birinci ve ikinci sayıları alabiliyorum. 6 ve 7. 7'yi alırken 7'nin yanındaki sayıya baktım. 5 olduğu için 7'yi bir arttırırım. 68 oldu. Şimdi bir 6'yı ve 7'yi aldım. Buradan sonra virgüle kadar kaç sayı kaldı? 1, 2, 3, 4. Bu 4 sayı için 4 tane 0 koyarım ve sonucum 680 bin olur. Bunu da üstel olarak 6,8 virgülü şuraya koyduğuma göre 1, 2, 3, 4, 5. 10 üzeri 5 şeklinde de ifade edebilirim. Evet şimdi de bir tane karma örnek yapalım arkadaşlar. Karma örneğimiz de şöyle olsun. Evet burada 4,5 çarpı 7,256 artı 5,213 yani hem çarpma hem toplama işlemi var. Bu durumda nasıl yaparız sonucu anlamlı rakamla nasıl ifade ederiz? Önce çarpma yapılır. Bunu matematik kurallarından biliyoruz. Önce buradaki çarpma işlemini yapıyoruz. Bu iki sayıyı hesap makinesiyle çarptığımızda 32,652 çıkar. Şimdi bu çarptığımız iki sayıya bakalım. Birincisi 1 bir, 2 iki anlamlı. İkinci sayı 1 2 3 4 anlamlı. Olduğuna göre o zaman sonucumu ben çarpma bölme kurallarına göre 2 anlamlı yazmalıydım. Yani şuradaki 3 ve 2'yi almalıydım. Şimdi bu bilgiyi aklımda tutuyorum. Yani sonucum 2 anlamlı olmalıydı. Fakat bu iki anlamda olmalı durumunu burada yansıtmıyorum buna ve toplama işlemime devam ediyorum. 5,213 ile bu sayıyı topluyorum. Şimdi toplarken de alt alta toplarsam daha kolay görebilirim. Keseceğim yeri. 5,213'ü topluyoruz. Alt alta topladığımızda şimdi önce bir toplama işlemini yapalım. Hesap makinesiyle 8, 6, 8, 7 ve 3. Virgül de burada. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra şimdi nereden keseceğimi karar vermeliyim. Bunun için şöyle yapıyorum. İşte buradaki bilgiyi burada şimdi yansıtıyorum. Bu sayı iki anlamlı olmalıydı. Yani bu sayı iki anlamlı olmalıydı. İki anlamlı olursa en son anlamlı rakam 2 olacaktı. Bu alttaki sayıda da en son anlamlı rakam 3'tür. O zaman en solda kalan yuvarlaktan çizgimi çekerim. Buradan çekerim. Yani 1 ve 2 anlamlı bu iki sayıyı almalıyım. Çizgiyi buradan çektiğime göre gerisini almayacağım. O zaman birinci ve ikinci sayıları aldığımda ben ne eder bu? 3 ve 7'yi alacağım. 7'yi alırken yanındaki sayıya baktım. 8, 5 ve 5'ten büyük olduğu için 7'yi bir arttırdım. 8 oldu. O zaman sonucum 38 olarak çıkar. Yani 37,865 pardon 3 3 artı 2 5 eden 37,865 anlamlı rakamla 38 olarak ifade edilir. Zaten bu sayıya yakın bir değer sonucunuzun doğru ya da yanlış olduğunu e, bu sonuca yakınlığıyla da tahmin edebilirsiniz. Yani bu kesme işlemini doğru yerden yapıp yapmadığınızı böylece anlayabilirsiniz. Evet bununla ilgili o zaman son bir örnek daha yapalım. Karma ile ilgili bugünkü dersimiz için son örneğimiz olsun karma alıştırmalar için. Şimdi o zaman 6,25 çarpı 8,144 artı 4,17 çarpma ve toplama işlemi var. Öncelikle çarpma işlemini yapıyoruz. Hesap makinesinde bu iki sayıyı çarptığımızda 50,9 çıkar. Şimdi bakıyorum bu sayı 3 anlamlı. Bu sayı da 1, 2, 3, 4 anlamlı. O zaman sonucum 3 anlamlı olmalı. Zaten bu hesap makinesinde de 3 anlamlı çıktı. Evet güzel bir sonuç. Ekstra bir işlem yapmamıza gerek kalmadı. Şimdi o zaman toplamama devam ediyorum. 4,17 ile toplayacağım. Bu sayıları alt alta yazıp toplarsam. Evet alt alta yazıp topladığımda 7, 0, 5 ve 5 virgül de burada. Şimdi nereden keseceğim? Bunu nasıl anlıyordum? Burada virgülden sonra bir basamak var. Burada iki basamak var. Az olandan kestim. Şöyle de diyebilirim. Burada en son anlamlı rakam bu. Burada da en son anlamlı rakam bu en sol taraftakinden çizgimi çekerim dedim. En sol taraftaki tabii ki nerede kalmalı? Bir dakika. Bu şöyle olmalıydı. Şuradan çizgimi çekerim. Kırmızı çizgi doğru. Buradan çizgimi çekerim. Yani 1, 2 ve 3 tane sayı olacak. 55,0. 0'ı yazarken 0'ın yanındaki sayıya baktım. 7. O zaman 0'ı bir arttırmalıyım. 55,1 olarak sonucumu anlamlı rakamla ifade etmiş oldum. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bugünü bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.